Merhabalar, Türkiye'nin önemli bir sorununu konuşacağız. Önemi herkes tarafından kabul edilen ama üzerinde belki çok da fazla durulmayan, medyada fazla yer bulamayan kendini nedensiz bir konu ama son derece önemli bir sorun. Uyuşturucu konusu ve uyuşturucuyla mücadeleyi ana görevlerinden biri edinmiş olan bir örgütün Temiz Toplum Derneği'nin genel başkanını, konuk ediyoruz. Bilal Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi uyuşturucu konusunu konuşacağız değişik boyutlarıyla ama önce sorunun ne olduğunu, sayıları, boyutları itibariyle ne kadar ciddi bir sorun olduğunu kısaca bir özetlerseniz sevinirim. Tabii ben sorunuzu cevaplamadan evvel sizlere hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin şahsınızda T24'ü de zaten yakinen takip ediyoruz. Bu hassasiyetleri ve böyle önemli meseleleri gündeme getirdiği için bir defa da takdir ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Tabi problem çok büyük. Özellikle uyuşturucunun da özeli var. Sentetik uyuşturucu diye ifade edilen, içeriğinde fare zehirinden tarım ilacına kadar barındıran, ilk kullanımda bağımlık yapan, 10 gün kullanıldığında beyni 160'ını tabiri yerindeyse delik deşik eden, maksimum yani en iyi ihtimalle, en iyi ihtimalle diye altını çizerek söylüyorum. Çünkü ilk kullanımda da hayatını kaybeden gençler var. En iyi ihtimalle 3 yıl kullanıldığında bütün organları iflas ettiren, ve öldüren bir madde sentetik uyuşturucu. Ülkemizde de her geçen gün kullanım oranı artıyor. Niye? Kolay ulaşılabilir. Fiyatı ucuz. 1 liraya, 3 liraya, 5 liraya temin edebiliyor. Her köşe başında gençler buna ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla da tehlike her geçen gün büyüyor. Ne kadar alakalı Kullananların sayısını. Bir iki kadar. rakam vereyim ben. Müsaadeniz Lütfen. olursa. Sadece biz İstanbul üzerinden bunu örnek veriyorum ki problemin geldiği noktayı daha iyi hı -hı. tahlil edebilelim diye. İstanbul'un nüfusu gayri resmi olarak 20 milyon. Hı hı. İstanbul'da uyuşturucuya bulaşan genç sayısı 500 bin. Bunların 200 bini bağımlı. Bu ne demek? Yani sokakta gördüğünüz her 40 kişiden bir tanesi uyuşturucuya bulaşmış demek. Hangi uyuşturucuya? Az evvel tehlikesini arz etmeye çalıştığım, ifade etmeye çalıştığım, bir kere de bağımlılık yapan, 10 günde beynin %60'ını tahrip eden, 3 yılda öldüren uyuşturuculara. Bakın, 20 milyonluk İstanbul'da 500 bin kişi. Uyuşturucu kullanım yaşı her geçen gün düşüyor. Son istatistikler 8 yaş diyor ama biz 7 yaşında uyuşturucuya başlamış çocuğumuzu gördük sahada. Korkunç bir sayı. Bakın sayın. inanılmaz rakamlar değil mi? 10 yıl önce aşağı yukarı bunun iki katı falan veriliyordu. Tabii bundan 10 yıl evvel uyuşturucu kullanım yaşı 16 idi. Evet. Bugün 8 yarı yarıya düşmüş. Şimdi eğer bugün hep beraber bir mücadele ortaya koyulmazsa, birlikte hareket edilmezse Allah korusun bu rakamlar ağzımıza bile almaya cesaret edemeyeceğimiz noktalara gelebilir. Şimdi aileleriyle falan alsak bu 500 bin kişi İstanbul'da. Tabii 2 milyon kişi demek. Neredeyse her... %10 orada, demek. Evet yani, 10 kişiden birinin bu sorunla yakın yaşadığı... 10 kişiden birisinin ciğeri kişi. yanıyor demektir. 10 kişiden birisi maalesef bu tehlikeyle mücadele etmek zorunda demektir. Daha da endişe verici tarafını söyleyeyim. O 10 kişi diyoruz ya dışarıda kalan insanlar da bu tehlikenin aslında potansiyel Etki alana içerisindeler. Yani tehlikeyle karşı karşıyalar. Siz çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz. Sınıfında var 20 tane öğrenci, 30 tane öğrenci. Sizin çocuğunuz belki uyuşturucu kullanmıyor. Belki aklından bile geçirmiyor. Ama o sınıfta bir tane uyuşturucu bağımlısı gencimiz çocuğumuz varsa sizin çocuğunuz da tehlike altında değil tam mi? Tam da onu soracaktım. Nasıl bu kadar yaygınlaşabiliyor? Yani nedir bunun? Neden Şimdi, başlıyor insanlar ve niye bu kadar çok? Tabii biz Temiz Toplum Derneği'ni tam da bunun için kurduk aslında. Bazen soruyorlar niye Temiz Toplum Derneği? Diyorum ki... Çünkü biz temiz bir toplumu inşa etmeye, temiz bir dünyayı inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de hadiseyi şöyle yorumluyoruz. Örneğin yeni doğmuş bir bebeği düşünün Hakan Bey. Kucağınızı aldınız tertemiz. Suçu yok, günahı yok, suç işlememiş, adam öldürmemiş. Ama ne oluyor? Bu çocuklar büyüyorlar. Bunların içinden vatan hainleri çıkıyor, hırsızlar çıkıyor, katiller çıkıyor değil mi? Neden? E bizim yüzümüzde. Şimdi geçen gün bir kardeşimiz mektup yazmış. Hep gençleri suçluyorsunuz, çocukları suçluyorsunuz. Ama bunların sebebi sizsiniz. Yani bugün biz çevre faktöründen etkileniyorsak sorumlusu sizsiniz. Bugün biz televizyon dizilerinden etkileniyorsak sorumlusu sizsiniz. Bugün biz aile ortamındaki huzursuzluktan etkileniyorsak sorumlusu sizsiniz diyorlar. İşte biz bu noktada uyuşturucuyla mücadele noktasında atılan elbette adımlar var. Fakat mesafe kat edilmek isteniyorsa uyuşturucuya götüren sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir. Eğer bu sorunlar ortadan kaldırmazsanız, yani tabir yerindeyse bir savunma hattı oluşturmazsanız ne olur? Problem her geçen gün biraz daha büyür. Nedir büyürüz. sizce o sebepler? İşte biz bunu bizatihi bağımlılara sorduk. Yani hmm. bir çocuk uyuşturucuya bulaşmış. E niye uyuşturucuya bulaştın? Diyor ki ailevi sebepler. Benim annem ve babam arasında huzursuzluk var, problem var. E dolayısıyla bu bize intikal etti. E biz bu huzursuzluk ortamında kendimizi dışarıya attık. Nasıl uzaklaşabiliriz? Arkadaşlarımız uzattılar uyuşturucuyu. Bir kereden bir şey olmaz diye denedik. Bağımız olduk diyorlar. E şöyle geriye dönüp bir bakıyoruz. Son 10 yılda 1,5 milyon çift boşanmış. Yani siz... Uyuşturucunun önüne bir savunma hattı oluşturmak istiyorsanız aile yapısını güçlendirmeniz lazım. Boşanma oranlarının önüne geçebilmeniz lazım. Bu huzursuzluğu ortadan kaldırabilmeniz lazım. Bu bir. Sadece bir bağımlı. boşanma da değil değil mi? Hayır tabii Boşanmayıp anlatıyorum. Boşanmayıp da mutsuz ailelerin çocukları da öyle Mutlaka, çıkışlar arıyor. tabii yani bir çıkış noktası arıyor. Başka bir bağımlı. Hı hı. Ya sen neden uyuşturucuya başladın? Ekonomik sebepler diyor. Sıkıntılarımız vardı. Ben arkadaşlarımdan geride kalıyordum. Arkadaşlarımın refah seviyesi daha yukarıdaydı. Onlara ulaşamadığım için bunalıma girdim. İşte bir hata yaptık. O günden bugüne kadar sürüklendim diyor. Hı hı. E bakıyoruz. İşte bugün rakamlar açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı yüzde on üç. Üniversiteyi bitiren bir gencinize iş veremezseniz meşgul olacağı alanları açamazsanız ilgi alanlarını yönlendiremezseniz kendini boşlukta hissedebiliyor. Ne yapmanız lazım? Gençlerimizin bu tuzaklara düşmesini engelleyebilmek adına onların problemlerini ortadan kaldırabilmeniz lazım. İşsizlik de bunlardan bir tanesi. Yani bu sorunun bir tarafı sosyal, bir tarafı ekonomiyle ilgili, eğitimle ilgili, çok Kesinlikle. kapsamlı Her kültürle alanı, ilgili. Kimisi arkadaş ortamından bahsediyor. Ya diyor arkadaş ortamından etkilendim, kandırıldım, başladım. Kimisi rol modelden bahsediyor. Bugün televizyon dizileri. Hı hı. Ben hep şunu söylüyorum. Bir genç uyuşturucuya başladıysa sözlerimin başında da ifade ettim. Ailesi ne kadar mesulse öğretmenin ne kadar mesulse o sokaktaki esnaf ne kadar mesulse bugün televizyonlarımızdaki dizilerin yapımcıları, senaristleri, başrol oyuncuları da o kadar sorumludur. Neden? Diyor ki delikanlı, ya diyor ben televizyon dizilerinden etkilendim. Bugüne kadar uyuşturucu diye bir şey duymamıştım, bilmiyordum. İlk defa televizyon ekranlarında gördüm, merak ettim ki başlayanların büyük bir bölümü neden başladın denildiğinde merak ettim diyorlar. Merak ettim, uyuşturucuya başladım. E şimdi problem ortadan kaldırmak adına rutin görevini yapması lazım. Yetmez. Hükümetin görevini yapması lazım. Yetmez. O dizi yapımcısının, senaristinin de ya benim yazdığım dizi, yazdığım film ya da başrol oyuncusunun benim rol aldığım film nereye hizmet ediyor? Gençliğe, geriden gelenlere nasıl tesir ediyor? Bunu düşünerek, empati kurarak adım atması lazım. Yani birçok etken var. Maalesef bu noktalarda adım atmadığımız için işin neticesiyle ilgilendiğimiz için problem her geçen gün büyüyor. Evet. Yani şimdi, şimdi aslında izninizle bir iki şey söyleyeyim. Evet. Yani sizin çok daha iyi bildiğiniz konular ama ben bu konuda araştırma yaparken özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde Özgen Acar'ın yazdığı bir dizi yazı evet. var. 9 yazı. Şimdi e, sorun sadece elbette Türkiye'nin sorun değil, dünya Tabii. çapında önemli bir sorun. Ama orada sizin çok iyi bildiğiniz bazı şeyler var. Yani en önemli işte bir Latin Amerika vesaire. bu Pablo Escobar filminde evet. gördüğümüz gibi. Ama dünyada en önemli merkezlerden biri Afganistan ve Afganistan'dan Avrupa'ya giden dört yol arasında iki tanesi Türkiye'den geçiyor. Evet. Ve ticaretin de yoğunlaştığı hatlar bunlar. Ve e, Türkiye diyor da e, Avrupa Birliği ülkelerinin her birinden daha fazla ve bazı parametreler açısından örneğin sadece eroini alsak bütün AB ülkelerinin şeyinden daha fazla bu ortaya çıkarılan olaylar Kesinlikle. tek başına Türkiye'de. Niye Türkiye bu kadar? Yani başka ülkelere göre biz önlem almakta daha mı zayıf kalıyoruz? Şimdi tabi burası bir geçiş güzergahı Türkiye. Geçiş güzergahı olduğu için bu rakamlara şahit olmamız belki normal gibi karşılanabilir. Yani böyle bir problem var. Fakat ben tehlikenin geldiği başka bir boyuttan bahsediyorum. Gençliğin ifsat edilmesi edildiği bir projeden bahsediyorum. Yani dün işte eroin, kokain gibi Türkiye'nin geçiş güzergahı olarak kullanıldığı maddelerden bahsederken ben söze neyle başladım? Sentetik uyuşturucularla. Yani merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen. Bu bolza örneği değil mi? Tabii ismini ben özellikle vermemeye dikkat ediyorum. Evet. Reklamını yapmış olmayalım evet. diye. Yani o eroinden, kokayinden, ondan, bundan yani doğal olarak ifade ettiğimiz uyuşturuculardan daha büyük tehlike arz eden maddelerden bahsediyorum. E şimdi bunu nasıl denetleyeceksiniz? Bugün kolu kuvvetlerinin attığı adımlar var. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var. Fakat ben Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Örneğin yanı başımıza komşumuz İran. Evet. Uyuşturucunun cezası İDA. Ama dünyada en çok uyuşturucu kullanılan ülkelerden bir tanesi. Ne demek bu? Cezai müeydelerle problemin üstesinden gelmesi Çok mümkün enteresan. değil. Ve aslında Elbeşe. o altın üçgen olarak tabir ediliyor. Afganistan, Pakistan, İran. Eyvallah. Ama şimdi önlemler yetmiyor. Tabii kolluk kuvvetleri görevini yapacak. Cezai müeydeler artırılacak. Tamam ama bunun üstesinden gelebilecek adımların atılması lazım. Örneğin ben şu örneği hep veriyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Gazi Osman Paşalı'dır. Ben de doğum evime Gazi Osman Paşalı'yım. Süleyman abi eskiden tanırım. Şöyle bir açıklaması oldu geçmişte. Uyuşturucu satan o Torbacıları yakaladığınız yerde bacaklarını kırın. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Fiziksel ceza. Tabii var. tabii. O gün ben şöyle bir şey söyledim. Dedim ki evet çok kötü bir şey yapıyorlar. Evet bu ülkeye ihanet ediyorlar. Belki terörün finansmanına vesile oluyorlar farkında olmadan. Kullanılıyorlar. Çocuklarımızı zehirliyorlar. Bu yani inanılmaz bir ceza gerektiren bir şey. Fakat fotoğrafa bir de diğer taraftan bakalım. Bu çocuklar kim? Nereden geldiler? Uzaydan mı indiler? Yoksa bizim çocuklarımız mı? Bu çocuklar önce uyuşturucuya alışıp sonra buraya teşvik mi edildiler? Bu zamana kadar biz neredeydik? Hükümet neredeydi? İçişleri Bakanı neredeydi? Bilal Ay neredeydi? Temiz Toplum Derneği neredeydi? Hakan Bey neredeydi? Yani bizim zafiyetimizin bir neticesi var ortada. Yani böyle bir problem söz konusu ve bu problemi çözümüyle ilgili adım atmamız lazım bizim. Bataklığı kurtabilecek hamleleri yapmamız lazım. Ne Oraya gelelim isterseniz. Orada iki konu var biliyorsunuz. Bir nasıl mücadele etmek, iki nasıl tedavi etmek. Kesinlikle. Yani iki tane unsur önemli. Birincisi sözlerimizin başından beri ifade ettiğimiz unsurların güçlendirilmesi. Bununla alakalı biz hem sahada raporlar hazırlıyoruz, gözlemliyoruz hem de işin muhataplarına ulaştıracak adımlar atıyoruz. Örneğin ben basit bir örnek vereyim güncel olduğu için. En son seçimlerden önce hafta sarısı gündeme geldi. Milliyetçi Hareket Partisi bir hafta sarısı ile ilgili bir taslak çalıştı. O gün şu konuşuldu. Bu hafta sarısı bu şekliyle geçtiğinde uyuşturucu satıcıları da yani bugün hüküm yatan hapishanedeki içerideki uyuşturucu satıcılar da bundan istifade ederler. Biz de dedik ki bakın tarihi bir hata yapılıyor. Fakat bu tarihi hatayı biz avantajı çevirebiliriz toplum olarak. Nedir o? Şimdi bugün İstanbul'da 500 bin maddeye bulaşmış gencimiz var diyoruz değil mi? Belki bugün biz dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin de çevrelerinde şahit oldukları hadiseler var. Eğer siz uyuşturucu ticaretine bulaşmış insanları af tasarısıyla dışarıya salarsanız bugün 500 bin olan rakam 1 milyona çıkar. Çünkü bu işi yapan insanlar bu işten servet kazanan insanlar dışarıya çıktıklarında bundan daha rantabı bir işler olmadığı için yeniden bu işe yönelecekler. Dolayısıyla bu tarihi bir hatadır dedim. Ama bununla da bırakmadık. Bunu avantaja çevirin. Nasıl çevireceksiniz? Şimdi uyuşturucu satıcısını aftan çıkardığınızda aynı hatayı yapar diyoruz. Aynı suçu işler. Ama hükmü bittikten sonra da aynı suçu işleyebilir. Değil mi? Yani af tasarısı ...geçmedi, onaylanmadı ya da bu insanlar bundan istifade ettirilmedi. Hükümlerini yattılar, ceza süreleri bitti, dışarı çıktılar. Yine pimi çekilmiş bomba, potansiyel tehlike. E ne yapmak lazım? Bu şöyle fırsata dönebilir. Toplumdan izole oluşturulacak rehabilitasyon köyleriyle... ...uyuşturucu ticaretinden ya da uyuşturucuyla ilgili suçlardan... ...içeride yatan hükümler ki şu an 250 bine yakın hükümlü var... Bunun beşte biri uyuşturucu ve uyuşturucuyla ilintili suçlardan dolayı içerideler. Yani 55 bin civarı. Bu insanlar cezalarının son dönemlerinde, bunu uzmanlar belirlesin. 6 ay olabilir, 1 sene olabilir. Toplumdan izole, rehabilitasyon köylerinde bir rehabilite sürecinden geçirilsinler. Yani evet yanlıştır diyorsunuz ama yanlışın olduğunu görsün. Yani ülkeye ihanet ettiklerinin farkına varsınlar. Çocuklarımızı, anneleri, Nasıl heba ettiklerini görsünler. Ciğerleri, yürekleri nasıl yaktıklarını orada gösterelim. Bir taraftan da eğitimler verelim. Ola ki bunların bir kısmını kurtarmış oluruz. Ama bu sizin temel önerilerinizden biri. Buraya Kesinlikle. bu köyleri sadece içeridekiler açısından değil, değil mi? Bir de bu İki aşama bu hükümlüler. Yani ceza ve tevkif evleri var. Cezalarını yatıyor ya insanlar. Bunun toplumdan yine izole ancak yine eee Orada insanların kendileriyle daha kolay bir muhakeme yapabilecekleri, muhasebe yapabilecekleri, bugüne kadar yaptıkları işleriyle geldikleri noktayı değerlendirebilecekleri, uzmanlar eşliğinde e, profesyonel destek alabildikleri ortamlar tesis edilsin diyoruz. Ben bunu bizatihi AF Tasarısını teklif eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey'e de izah ettim. Kendisi beni aradı dedi ki eksik gördüğünüz yerler var dedi. Yani biz de aynı konuda sizin kadar hassasız. E böyle bir şey yapmayacağımızı biliyorsunuz. Durum bu değildir dedi. Ben de eksik gördüğüm yerleri dile getirdim. Ve önerimi de ifade ettim. Kendisi teşekkür etti. Ben de kendisine buradan teşekkür etmiş olayım. Bununla alakalı adımlar atılabilir dedik. Yani biz önüne geçmek istiyorsak problemi böyle tabir yerindeyse kurutabiliriz. Diğer taraftan basit önlemler almamız lazım. Ben konferanslarımda ailelere şunu soruyorum. Siz çocuğunuzu en son ne zaman sarıldınız? Çocuğunuzu en son ne zaman öptünüz? Ya benim çocuğum benim için kıymetli diyor. Aile. E sen biliyorsun bunu ama çocuğunun bilmesi lazım. Sen çocuğuna sarılmazsan sokakta kötü niyetle çocuğuna sarılmak için bekleyen insanlar olduğunu unutma diyoruz. Çocuğuna sarıl. Çocuğunla beraber vakit geçir. Ki Temiz Toplum Derneği olarak anne hareketi diye bir çalışmamız var. Bunun altında bir de sofra hareketi başlattık. Ne demek sofra hareketi? En azından akşam yemeklerinde maa ile aynı sofranın etrafında buluşun tavsiyesinde bulunduk ailelerimize. Niye? E, sen ailenle beraber aynı sofranın etrafında buluşursan çocuğunda bir problem var farkına varırsın. Morali bozuk anlarsın. Gözleri kanlanmış fark edersin. Üzerine kötü bir koku sindi bunu alırsın değil mi? Hakan Bey yani müdahale etme şansın olur. Ama biz farkında değiliz. Bizi biz yapan değerlerden öyle uzaklaştık ki beraber maa ile yemek bile yiyemiyoruz. Nasıl ben, yankı buluyor bu? Ben mi? geçen gün bir televizyon programında canlı yayında anlatıyorum bunu. Diyorum ki bakın ya bu kadar zor mu? Bir sofranın etrafında akşam yemeklerini bir arada yiyin. Anne dizisinden feragat etsin. Baba sosyal medya hesaplarından feragat etsin yarım saat. Aynı sofrada buluşun. Telefonuma mesaj geldi. Şöyle yan gözle bir baktım canlı yayın. Kızım atmış. 12 yaşında kızım var. Asya diyor ki baba iyi anlatıyorsun ama sen de oturmuyorsun ki sofraya. Şimdi kolay ama bir tarafıyla da bize zor geliyor. Çünkü Bizim başka önceliklerimiz ortaya çıkmaya başladı. Teknolojinin de getirdiği bazı alışkanlıklar var. Bunlardan vazgeçemiyoruz. Aslında onlar da bağımlılık. Tabii. Teknoloji bağımlılığı var, AVM bağımlılığı var, marka bağımlılığı var, dizi bağımlılığı var. Bağımlılık deyince sadece uyuşturucu, sigara, alkolle sınırlandıramayız ki. Evet. İşte bunun için biz birbirimize vakit ayıralım istiyorsak bir irade ortaya koyalım diyoruz. Nasıl olacak bu? En basiti evinize gittiniz, daire kapısından içeriye girdiniz, hemen sol tarafa bir tane çivi çakın. Oraya bir sepet asın. Bu sepetin adı teknolojik sepeti olsun. Herkes eve girer girmez cep telefonunu, tabletini oraya bıraksın diyoruz. Zor mu? E bakıldığı zaman kolay ama Uygularken o kadar kolay olmadığını biz müşahede ediyoruz. Kendimizden Siz de biliyoruz. Siz uygular mısınız? Asya'dan öyle bir mesaj alır mıyız? Babam bunu uyguluyor artık. Yani şu anda uygulamaya başlayamadık. <laughs> Ama inşallah en kısa zamanda başlayacağız. Çünkü çocuklar bu konuda daha hassaslar. Peki eğitim alanında, iş bulma adının adına, e, bir şeyler, öneriler ya da ne bileyim kültürel faaliyet, şimdi, gençler nelerle uğraşacak? Şimdi bizim Sokaktan Olimpiyatlara diye bir projemiz var. Proje aslında çekirdek bir proje. Yani bu işin muhatapları bunun daha büyüğünü uygulasınlar diye yaptığımız projeler bunlar. Biz problemi görüyoruz. Karınca kararınca adım atmaya çalışıyoruz ama daha büyük adımlara ihtiyaç var. Bu adım atması gerekenler bunu görsünler diyoruz. Sokaktan Olimpiyatların merkezinde şu var. Biz ilkokul çağında çocuklarımızın yeteneklerini tespit edelim. Sportif, kültürel, sanatsal, ilmi ne olursa o alanı onu yönlendirelim. Çocuğumuz iyi bir atlet olacak. Önünü açalım, destekleyelim. Türkiye'yi dünya arenasında temsil edebilecek bir atlet haline gelsin. Çok iyi enstrüman çalıyor. O noktada teşvik edelim. Çok iyi bir müzisyen olsun. Çok iyi bir tiyatro yeteneği var. O yaşlarda bunları tespit edebilmek lazım. Bunların önüne açabilmek lazım. Yoksa çocuğa sen uyuşturucudan uzak dur. Kötü arkadaşlarla bir arada bulunma demek yetmez. Onu doğru alanlara yönlendirebilmek gerekir. Ki bununla ilgili inşallah ben büyük adımlar atılabilmesi adına temiz toplum derneği olarak ilgili makamları harekete geçireceğimizi taahhüt ediyorum sizden aracılığıyla. Peki tedaviye gelelim. Şimdi tedavi ile alakalı da uyuşturucuda evvela kullanan kişinin ben bunu bırakacağım demesi lazım. Yani önce bir niyetlenmesi lazım. Bir irade ortaya koyabilmesi lazım ki tedavi başarılı olabilsin. Aksi takdirde uzmanlar da şunu soruyor. Sen tedavi olmak istiyor musun? İyileşmek istiyor musun? Eski yaşamına yeniden kavuşmak istiyor musun? Eğer tamam derse tedavi alıyor. Yoksa tedavi alınmasının bir manası yok. Çünkü başarılı olma ihtimali yok. Önce isteyecek, sonra sonra rehabilitasyon merkezlerinden önce bir aşaması var. Hastanın tedavi edilmesi lazım. Nerede amatemlerde? Ben bununla alakalı da çarpıcı olduğu için bu rakamı her yerde veriyorum. Amatem nedir onu söyleyelim. Alkol ve madde bağımlılığını tedavi, tedavi merkezi. merkezi. Evet. Amatem Türkiye'de amatemlerdeki toplam yatak sayısı Hakan Bey 1.062. Ama sadece İstanbul'da kana kadar bağımlı vardı 500 bin. Bu ne demek? Neredeyse Siz yok hükmünde. çocuğunuzu ikna ettiniz tedaviye. Aradınız ama tabii ben çocuğumu yatırmak istiyorum. Öyle hemen elini kolunu sallayarak yatıramazsın ki. Niye? E binlerce insan var yatak sayısı belli. Kuyruk mu var? Tabii. 3 ay 5 ay bir sene sonrasına randevuyu ancak bulursunuz. 3 e, ay sonra size randevu verdiler. Siz çocuğunuzu ikna ettiniz 3 ay sonra aynı iradeyi ortaya koyabilir mi o çocuk? Tabii vazgeçmiş o anda olabilir. ikna ettik ama 3 ay sonra aynı iradeyi ortaya koyamazsa. Neden bu kadar az? Yani zor mu bu amatemleri yerlerini kurmak? Bakın ben daha vahim bir şey söyleyeceğim. Binlerce bağımlıyla birebir görüştüğümü ifade ettim. Bunların içinde tedavi yöntemlerini deneyenler de var. Diyor ki bir bağımlı. Biz amatemde de uyuşturucuya ulaşabiliyoruz. Ben bunu bizzat amatemdeki hekim arkadaşlara sordum. Ya böyle bir şey ifade ediliyor. Hakikaten bu insanlar uyuşturucuya burada ulaşabilirler mi? Söyledikleri şu, biz her türlü önlem alıyoruz. Fakat yine bu mümkündür. Nasıl dedim? Bir örnek verdi. Dedi ki geçenlerde bir bağımlı geldi. Acil yatırılması gereken bir bağımlı, tedavi olmak istediğini söyleyen bir bağımlı. Onu ne yaptık? Ettik, yatırdık. Fakat sonradan öğrendik ki derdi tedavi olmak değilmiş. Uyuşturucuyu satmak için yatmış. Görüyormusun? Pazar olarak görüyor tabii. Onu. Yani Miyası bu insanlar olarak. kötü niyetli insanlar pazarlama stratejilerini de inanılmaz geliştiriyorlar. Ee, kitlelere ulaşabilmek için, hedef kitlelerine ulaşabilmek için her mekanı, her anıda, yani her fırsatı da tabir yerindeyse doğru değerlendiriyorlar. Onun için, amateme yatırdınız, Amatemde de uyuşturucuya bulaşmadan tedavi olabilmesi lazım. Fakat yetmez. Amatemden çıktı. Taburcu ederken şu söyleniyor Uyuşturucuyu kullanan gence. Bak seni tedavi ettik. Şimdi yapman gereken ne? Sosyal medya hesaplarını kapat. Cep telefon numaranı değiştir. Bulunduğun ortamdan evini taşı. Niye? Çünkü uyuşturucu tacirleri senin peşini bırakmaz. Hı -hı. Onlar sana ulaşmaya yine gayret edecekler. Arayacak kanka ne oldu diyecek ya. Aramız mı bozuk? Yanlış bir şey mi yaptık? Bir hatamız kusurumuz mu oldu? Yani her türlü önce tatlı değil, sonra tehdit. Her yolu deneyecekler. Dolayısıyla bunlardan uzak kalman lazım. Fakat bu çok kolay bir şey değil. Yani demin işsizlik rakamlarını verdik. Türkiye'de 5,5 milyon insan asgari ücretle geçinmek zorunda. Binlerce insan, yüz binlerce insan açlık seviyesinin altında yaşam mücadelesi veriyor. Evini taşı dediniz, taşıması kolay değil ki. İşini değiştir dediniz, kolay değil ki. İşte bu noktada devletin destek vermesi lazım. Evet. Çocuğu uyuşturucu bağımlısı olmuş, tedavi görmüş bulunduğu ortamdan başka bir yere taşınabilmesi için gerekli altyapının oluşturulabilmesi Aslında lazım. Aslında şunu yanlış mı anlıyorum bilmiyorum. Sizin anlattıklarınızdan gerekse de daha önce benim okuyup izlediklerimden gerçekten çok ciddi bir sorun ve bir parçada karamsar bir tablo çiziyor işte. Yani tedavi merkezi yok. Girdiğin zaman orada bile uyuşturucu piyasaları var vesaire. bir de bir yerde şey diyorsunuz. Tedavide başarı Türkiye'de yüzde bir buçuk o evet. kadar az. Evet. Bir başka yerde benim okuduğum Avrupa'daki başarı diyor yüzde iki sadece. Evet. Yani şunu dersem acaba haksız mı olurum? Yani elbette tedavi için daha çok uğraşılmalı hem devlet hem toplum vesaire ama buradaki esas konu belki de hiç bulaşmamayı sağlayabilmek. Tabii yani uyuşturucuya çocuklar bulaşmasın diye ortaya koyduğunuz çaba bulaştıktan sonra kurtarmak için ortaya koyduğunuz mücadelede maliyet olarak bile 17 kat daha az. Yani siz çocuğunuzu uyuşturucu tuzağına düştükten sonra kurtarmaya gayret ettiğinizde normalin 17 katı daha fazla bedel ödemek zorundasınız. Yani. Bu bir. Burada tabii Türkiye'de kurtulma oranı bir buçuk ama ben şunu özellikle ifade edeyim. En kıymetlilerimiz çocuklarımız değil mi? E şimdi biz çocuklarımız yüzde bir buçuk ihtimal var diye geride duramayız bu hamleyi yapmaktan. Bir, iki, üç, Defalarca denendiğinde tedavi yöntemleri bu rakam yukarıya doğru yükseliyor. Yani tedavi ettirdiniz, kurtaramadınız. Vazgeçmeyeceksiniz diye devam. Yeniden yüreklendireceksiniz. Çocuğunuzun yanında olacaksınız. Tekrar tedavi gördü. Her seferinde kurtulma oranı artıyor. Bunu da ifade etmiş olalım ki ben bizim ülkemizde insanlarımızın ne kadar vicdanlı olduğunu bizatihi sahada müşahede eden birisiyim. Ki her yerde anlattığım bir hadise var. İsterseniz onu anlatıp Kısacılık Artık ben, sonuna hı. geliyoruz programın anladığım kadarıyla. Bir annemiz beni çok etkilediği için bütün programlarda bunun altını çizerek anlatıyorum. Ziyaretimize geldi hüngür hüngür ağlıyor. Anneciğim hayırdır dedim. Dedi ki ben evladım ölsün diye dua ediyorum dedi. Hayatımda böyle yaşadığım ender anlardan bir tanesiydi Hakan Bey. Beynimden vurulmuşa döndüm dedim ki biraz da sitem ettim. Ya bir anne evladı ile ilgili dua eder mi? Devam etti dedi ki benim evladım örnek bir çocuktu. Toplumda sevilen sayılan bir çocuktu. Ben ondan razıydım. Fakat ne olduysa arkadaş ortamında uyuşturucuya alışmış. Biz uyuşturucuya alıştığını, bağımlı olduğunu iki yıl sonra öğrenebildik. Öğrenir öğrenmez topyekun seferberlik ilan ettik. Amcası, dayısı, annesi, babası olarak biz herkes onu tedaviye ikna etmeye çalıştık. Tedaviye ikna edemedik. Şimdi işi bir adım daha öteye götürdü. Uyuşturucu satmaya başladı. Ben evladım başka çocukların da hayatını karartmasın hedeflerinden, ideallerinden onları koymasın. Başka annelerin de ciğeri benim gibi yanmasın diye gece kalkıyorum, ellerimi açıyorum Ya Rabbi benim çocuğumun canını al diye dua ediyorum dedi. Şimdi şöyle bir tahayyül edelim. Bir anne evinden kıymetli, arabasından kıymetli tek taşından, beş taşından daha kıymetli evladı için beddua ediyor Allah'ım bunun canını al diye. Gelinen noktayı düşünebiliyor musunuz? Şimdi bunları gördüğümüzde insanların bir arada hareket etmelerinin Oluşturduğu sinerjiyi de bildiğimiz için evet. diyoruz ki başka anneler de bu duruma düşmesinler. ile ilgili bu duruma düştükten sonra ağlamanın, sızlamanın çok bir manası yok. Yani Anladım. sizin de evladınız var. Evet. Çocuğunuzun ve kendinizin bu durumlara düşmesini engellemek adına bir adım atın. Elinizi taşın altına koyun diye biz topluma sesleniyoruz. Ama elhamdülillah şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim insanımız o kadar vicdanlı ki biz elinizi taşın altına koyun diyoruz. Diyorlar ki mesele gençlerimizse, ülkenin geleceği ise biz elimizi değil yüreğimizi bir taşın altına koyarız. Tabii orada son olarak sormak istediğim soruyu da bunu birleştireyim. E, madalyonun herhalde farklı yüzleri var. Duyarlı davrananlar olduğu gibi duyarsız davrananlar hatta korkanlar bile var. Açık konuşalım yolda gidiyoruz ve bazen yolda görüyoruz evet. e, bu çocukları. Bazen korkuyoruz ama çoğu kez e, fark etmemeye çalışıyoruz. Öyle bir e, rolle uzaklaşıyoruz. Tam da benim sormak istediğim bu gönüllülük konusuydu. Bu evet. uyuşturucuyla mücadelede gönüllü olmak isteyenler ne yapabilir? Hani şey var, özel telefon hattı var. 191'i çevirince devletin verdiği hattan bir şeyler söyleyebiliyorsun, sorabiliyorsun evet. falan da. Gönüllü olarak sıradan insanlar ne yapabilirler? Tabii bizim başlattığımız bir çalışma var. Öncelikle onu söyleyeyim. Türkiye genelinde Türkiye Gönüllüleri diye 1 milyon insanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Yani bugün Bilalay T24'e konuk oldu. Neler yapılması gerektiğini dil döneceği izah etmeye çalışıyor. Ama benim Adana'daki, Kars'taki, Trabzon'daki kardeşim de Temiz Toplum Gönüllüsü olarak bunu çevresine, başta kendi ailesinden başlamak üzere, mahallesine, sokağına, ilçesine, şehrine inşallah bir deniz feneri gibi yayabilecek duruma gelsinler istiyoruz. Bununla ilgili Temiz Toplum Derneği olarak bir çalışmamız var. İnsanlar buradan Temiz Toplum Derneği'ne gönüllü olabilirler. E biz çalışmalarımıza da şunu söylüyoruz, derdimiz... Temiz Toplum Derneği'ni yukarılara çıkartmak falan değil. Biz bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün siyasi partilerle işbirliğine de açığız. Parti hangi parti, hangi sivil toplum kuruluşu olduğunu hiçbir önemi yok. Kendi logomuzu da kullanmayabiliriz. Hiç önemli değil. Neden? Bizim derdimiz gençlerimizin kurtulması. Bu işin inancı, bu işin partisi, bu işin cemaati, rengi mengi yok. Hepimizin ortak problemi. Yine aynı şekilde anne hareketi diye bir çalışma başlattık. Neden? Çünkü toplumda bir adım atıyorsanız kadın eli değmesi lazım. Kadın eli değmeyen bir çalışma eksik kalır. Dolayısıyla biz kadınları da işin içerisine çekebilecek özellikle anneleri çünkü anneler canları daha çok yanıyor. Meseleyi erkeklerden daha çok içselleştirebiliyorlar. Empatiyi daha kolay kurabiliyorlar. Özellikle anneleri Türkiye'nin dört bir yanında tabir yerindeyse örgütleyecek, harekete geçirecek Bak çocuklara sahip çıkalım ama çocuktan kasıt sadece sizin nüfusunuza kayıtlı çocuk değil, apartmanınızdaki, sokağınızdaki, şehrinizdeki bütün çocukları kendi çocuğunuz olarak görün evet. ve onlarla ilgili atılması gereken adımları gelin birlikte atalım diyoruz. Yani ebeveynlere tavsiyeleri verilecek tavsiyelerden tutun, o bulundukları bölgelerin mülki erkanı, kaymakamı, belediye başkanı neler yapabilir, onları bu noktada tabiri yerine tutup silkeleyecek, adımları atabilecek şekilde yönlendirecek bir adım olarak anne hareketinde biz başlattık izleyicilerimiz de buradan bizim çalışmamıza dahil olabilirler. Kendileri bir çalışma ortaya koyabilirler. Bulundukları bölgelerdeki sivil toplum kuruluşlarını bizzat harekete geçirebilir, yeni bir hareket orada başlatabilirler. Evet. Dediğim gibi bizim çocuklarımız, bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Bu ülkenin geleceği e bugünün sorumlusu biziz. Yani çocuklar evet gelecektir ama bugün atılan adımlar doğru olursa onlar geleceğe emin adımlarla yürüyebilirler. Ee, bu noktada herkes üzerini düşeni yapabilir ki, kimse ben ne de yapabilirim demesin, ee, omuz omuza verelim ve inşallah bu problemi ortadan kaldıralım. Çok teşekkürler Bilal Bey. Ben teşekkür çok ederim. Çok zor bir konuydu konuştuğumuz ve çok önemli bir konu, çok önemli bir görevdi. Uyuşturucu mücadele dünya çapında da çok zor, Türkiye'de özellikle zor. Bu konunun çeşitli boyutlarını Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay'la ile konuştuk. Bu konuda e, gele, eğer gelişmeler olursa gerek sizin derneğiniz gerek başka toplumsal yapılar bunu e, aydınlatmak medyanın da elbette görevi biz de bu görevi yapmaya devam etmeye e, hazırız. Başka konular ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.